3200 yıkım çalışmalarımız süratli bir şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar 71 binamızın yıkımını gerçekleştirdik. Bir hasar yok. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum deprem bölgesindeki binalarla ilgili son durumu anlattı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 3 bölgede toplamda sosyal konutlarımızla birlikte yaklaşık 10 bine yakın bağımsız bölümün inşasını da hemen hemen başlamış durumdayız. Projesine başlamış durumdayız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Elazığ ve Malatya'da acil kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğuna dikkati çekti. Kolay gelsin. 38 bin civarında bina hem Elazığ'da hem de Malatya'da taranmış oldu. Bu aslında belki de son yıllarda yapmış olduğumuz en büyük hasar tespit taramasıdır. Soylu deprem bölgesindeki yapıların %25'inin yenilenmesi gerektiğini söyledi. Salı günü hasar tespit çalışmalarının tamamlanacağını belirtti. Bölgeye yönelik yardımlar sürüyor. Dağıtımda AFAD'ın bölgedeki lojistik merkezinden yapılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından ulaştırılan yardımlar AFAD koordinesindeki bu depoda toplanıyor. Ardından içlerinde gönüllülerin de olduğu 250 kişilik bir ekip tarafından paketlenerek depremzedelere ulaştırılıyor. Elazığ ve Malatya'da psikososyal destek çalışmaları da titizlikle yürütülüyor. İki ilde şu ana kadar 2947 hane ziyaret edildi. 9360 kişiyle tek tek görüşme yapıldı.